Merhabalar Sayın Vekilim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii biz sizin odanıza geldik, siz bizim yayınımıza. Şeref verdiniz. Sağ olun, teşekkürler. O şeref, onur bize ait. Şu anda İstanbul Milletvekilimiz Sayın Cihangir İslam Bey'leyiz. Biliyorsunuz medyadan çıkışları, meclisteki, kürsüdeki halkın hissiyatına tercüman olması halkın vicdanında, zihninde epeyce yer buluyor. Çünkü halkın hissiyatını, zikriyatını, fikriyatını dillendirdiği için her zaman bu gibi değerli insanların halkta, toplumda, kamu vicdanında bir karşılığı oluyor. Bu yönüyle de sizi ayrıca tebrik ediyoruz. Size teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Yani sadece görevimizi layıkıyla yapmaya uğraşır içerisinde olduğunu söylemek isterim. Allah ama çok teşekkür ederim. Biz bunlar bize tabii ki güç ve moral veriyor. Bizim de ihtiyacımız olan şey bu. Evet Sayın Hocam. Hocam bize biraz kendinizden de söz eder misiniz? Estağfurullah. Ben ortopedi profesörüyüm. Yani bölge insanı da, Kürt vatandaşlarımız da beni daha ziyade bir doktor olarak tanırlar. Yani Van'da ve Kars'ta geçmişte. Kaç yıl hizmet verdiniz? 90'lı yıllarda 3 yıl fiilen Van'da verdim. Bu 2010'lu yıllarda da Kars'ta 5 seneyi aşkın hizmetim var. En son olarak Kars'tan KHK'yla biz de 7 Şubat 2017'de ihraç edildik. İkinci bildiriyi, o Barış Akademisyenliği bildirisinden sonraki ikinci bildiriyi imzalamıştım ama bize herhangi bir gerekçe bildirilmedi. Atılınca da kendimizi gerçekten sivil toplum ve siyasi çalışmalar içerisinde bulduk. Zaten siyasette sivil toplum çalışmaları da yabancı değildi. Ben Saadet Partisi'nin kurucularındanım. Ayrışma döneminde, yani AK Parti ve Saadet Partisi ayrışması döneminde. İkincisi, Mazlum Değer'in kurucularındanım. Yani bu hareket, bu tür hareketlerin zaten içinden geliyorum diyebiliriz. Yani barış bildirisine imza atıldığı için sizin gibi çokça ihraç edilen var. Barış bildirisi gayet insani bir şey. Gayet, zaten adı üstünde barış bildirisi. İnsan, yani yönetimler, siyasal iktidar neyse, niye korksunlar barıştan? Şöyle oldu tabii. Oradan işte işten atmalar ve hukuksuzluklar başlayınca ikinci bir bildiri çıktı. Yani iktidarın hukuk devleti ve demokrasiye davet eden bir bildiri. 611 imzalı bildiri diye geçti şey, olayların içine. Onu imzalamıştım. Evet, buradaki asıl problem iktidarın herhangi bir muhalefete tahammülü olmaması, tahammülsüzlüğü, eleştiriye tahammülü olmaması. Tabii böyle bir yönetim olmaz. Hepimiz düşünen, taşınan, en az onlar kadar insanlar ve ülkemizi, hep birlikte yaşayacağımız bu ülkeyi düşünen insanlarız. O yüzden biz bildiğimizi söylemeye devam ediyoruz. Hangi konumda olursak olalım. Yani şöyle söyleyeyim, hani bazen halk demeyelim aslında, yönetim, insanlar bazı kapıları kapatıyor. Hı. Ama halk ve halk sizi başka bir... Daha başka bir mecrada. Evet, ben üst alt olarak inanın bakmıyorum. Yani hayat öyledir. Siz üzerinize düşeni yaparsanız kapılar gerçekten saymakla bitmeyecek şeylerdir. Hepimiz hayatında bunu görmüşüzdür. Önemli olan üzerine düşeni yapmaktır. Sonuçlarına da tahammül etmek, katlanmaktır. Bunu yaptıktan sonra ancak bu ülkeye güzel bir sistemi, herkesin insanca yaşayabileceği, adil bir düzeni kurabiliriz, elbirliğiyle tesis edebiliriz. Mesela siz de KHK ile ihraç edilmiştiniz. Ömer Faruk Gergerlioğlu, şu evet, an Hoca Milletvekili, o da ihraç edilmişti. Bu durumda başka milletvekilleri var mı bilmiyorum ama... Şu anda 10 kişi mecliste. Öyle mi? 8 HDP içerisinde, bir İbrahim, Sayın İbrahim Kaboğlu CHP içerisinde, bir de ben Saadet Partisi içerisinde. Ömer Faruk Bey de HDP'deki o 8 KHK'lıdan bir tanesi. Tabii iktidar partilerinde yok öyle bir şey. iktidar partisine geçtiğiniz zaman
KYK'da otomatikman ve bütün suçlamalar otomatikman düşer zaten. Öyle evet. Uygulamalar da. Evet, yani bir nevi siliniyor geçmişe dair ne hatalar. Şu andaki... Tabii hata demiyorum aslında, hata da değil ama işte maalesef öyle. Otoriterliğin özeti budur. Ya bendensin ya düşmanımsın. Ondan olursanız bakın, dikkat edin şu andaki, hani şu anda da AKP'lilerin AK Partilileri tasfiye ettiği tartışması dönüyor. Dikkat ederseniz yani hakiki AK Partililerin yeni olanlar AKP'liler tarafından tasfiye edildiği söyleniyor. Neye dayanıyor bu? Şu anda sadece ve sadece itaat ve iradenizi oraya teslim etmeye dayanıyor. Sizin tek ölçü, ne renginizin, ne ırkınızın, ne konuştuğunuz dilin, ne sosyal statünüzün, bağlı bulunduğunuz sosyoekonomik grubun, bunların hiçbirisiyle alakası yok. Bendensen iyisin, benden değilsen hainsin, yani muhalif de demiyor onlara doğrudan. İki temel kriter var. Biat edenler, etmeyenler. Otoriterlik böyledir. Otoriterlik böyle bir şeydir. Bu nereye kadar gider Sayın Hocam? Yani dünyada, Türkiye'de daha geçmişte hükümetlerden örnekleri var. Ya da belki nevi şansına münhasır oldu bu durum. Yani hepsini belki geçen aşan bir durum oldu. Bu nereye kadar sürdürülebilir? Bu sürdürülebilir mi? Tarihe baktığımızda ve kendi aklımıza ve vicdanımıza danıştığımızda bunun sürdürülebilir olmadığını görüyoruz. Yani gitmeyecek. Kesin bir yerde, bir noktada bir şekilde sonlanacak. Neden? Tarihte hepsi öyle oldu. Bir şekilde sonlandı. Bizim dileğimiz daha kötü şeyler yaşanmadan bir an önce, aslında bizim dileğimiz herkesin bir aklı selim etrafında toplanması. Şahıslar üzerinde dediği. Herkesin akıl ve vicdan dairesi etrafında toplanması ve bu toplumun ortak sorunlarını hep birlikte konuşarak, tartışarak bunlar üzerinde karar vermemiz. İstişare kültürü. İstişare kültürü, tabii ki. İstişare kültürü ve istişarenin zorunluluğu. Bunları devreye sokarsak bu işin içinden çıkarız. İnşallah Allah onlara da, bunun dışındakilere de akıl fikir verir ve bu noktaya... İnşallah. Oysa ki yani kutsal kitapta da, kitaplarda da, kitabımızda da istişare emredilir. Elbette. Hadislerde istişare emredilir. Hatta diyor ki istişare eden zillet bulmaz. İstişare elbette. Eden ise, etmeyen ise pişman olur. Mutlaka pişman olur. Elbette. Yani istişare sonucunda oradan çıkan ortak bir kararla sizin varacağınız herhangi bir sonuç herhangi birini suçlama şeklinde de dönmez. Yani aynen. O toplum onun sonuçlarına neticede katlanır. Yeter ki istişare sonucu herkesin bir şekilde katılacağı, muhalif olanın, katılmayacak olanın da söyleyebileceği her şeyi söylemesi ve onun üzerine genelin bir karara varması. Böyle olduğu sürece elbette ki bu insanlardaki duygusal tatmini de devreye koyacak. Yani hiç kimse pişmanlık duymayacak. Bir takım sıkıntılar bile yaşansa bu karar sonucunda herkes buna katlanma yürekliliğini kendinde bulacaktır. Aynen öyle. Katlanacak ve o şayet yanlış bir karar alınırsa bile onu düzeltmesi için herkes elinden gelen şeyi gösterecek. Evet, ama şu anda tam tersi. Diyor ki ben karar verdim, uyacaksınız. Elbette. Yanlış olsa zaten faturası halka çıkıyor, kandırılmış oluyorlar. Doğru çıksa da onların başarısı oluyor. Elbette, bugünkü temel sıkıntımız o. Yani o yüzden sürdürülebilir değil, sürdüremez diyoruz. Tek kişi bir karar alıyor. Önce kendi yakınlarındaki bu kararı, bir anlamda bu kararı katılıyor, katılmama diye bir şansları yok zaten. Çünkü katılmadıkları anda hemen sistem dışına itiliyorlar. Ve daha sonra tabana adeta bu ortak kararmış gibi bir anlamda telkin ediliyor. Taban da kandırılıyor. Ama ben bunların artık yavaş yavaş halk tarafından da görüldüğü kanaatindeyim. Yani sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi mesela referandum döneminde, ben meclisteydim o dönemde.
özellikle iktidarın, ittifakın ve bizlerin görüşleri halka yansımasın diye canlı yayın saatleri içinde tartışmıyorlardı anayasayı. Evet. Canlı yayın saatleri dışında tartışıyorlardı. Hemen alelacele geçirdiler. Çünkü AKP'li ve MHP'li vekillerin dahi birçoğu neyin olduğunu bilmiyordu. Yani bırakın bütün meclisi, halkı, toplumu, kendileri bile bir haberdi maddelerden. Zaten basına da yansımıştık, imzalamışlardı, boşlardan imza atmışlardı, biz istiyoruz diye. Ama neyi istediklerini de bilmiyorlardı. Maalesef. Yani böyle, eğer meclis böyleyse bizim zamanımızda bir istişare yoktu. Eminim sizin şu anda da zamanınızda daha beter. Herhalde hiçbir şekilde tartışmalara geçmiyor. Hal böyle olunca tabii bütün halka da yansıması maalesef olumsuz oluyor. Hocam az önce KHK'liyim dediniz. KHK'liler bildiğim kadarıyla 134 bin KHK mağduru var. Girebilir işlerinden ihraç edilen haksız. Ama etkilenen 1,5-2 milyon insan. Tabii aileleriyle beraber 1,5-2 milyon. Hatta bunun çarpan etkisi var, kelebek etkisi var. Ben KHK'li değilim. Çünkü ben 2015'te girdim meclise. Ama ben rahatsız oluyorum. Yani ve benim gibi milyonlarca insan bu durumdan rahatsız oluyor. Vicdanen hem de pratikte. Çünkü evet. Yakınlarınız geliyor size, evet. Değil mi? Yani yakınım değilse bile gerçekten. Mahalle. Evet, evet. Batmanlılar geliyor, evet. Sizi buluyor ve bu dertlerini size anlatıyor. Yani ne olacak bu? Bir de işin daha acı kısmı, ihraç edildiği herhangi bir yargı kararı yok. İdare ona herhangi bir belge vermiyor ihraç edildiğine dair. Dolayısıyla gidip yargıya başvuramıyor. O esnada özel esnaf, neyse işveren ona iş vermiyor. Yani ben KHK'liyim deyince ya da KHK'li olduğunu öğrenince işten atıyorlar. Evet. Bunlar sonra çoğunun zaten biliyorsunuz yurt dışı yasağı var. Yurt dışına çıkamıyor. Yurt dışına çıkmak için kaçak yolları tercih ediyorlar. Bu sefer Ege'de, Meriç'te boğuluyorlar. Yani ne olacak? Bu böyle mi gidecek? Evet, şimdi bir de tabii KHK'lara sokulmadan atılanlar var. He. Sizden bir süre önce bir ziyarete bir vatandaş geldi, TÜBİTAK'tan. Evet. Muğlak Güner, işte ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü durum ve şey nedeniyle, güvenlik şeyi nedeniyle biz sizi ve çalışma imkanı bulamıyoruz diyor. Bir taktan bu işçimizi atmışlar. Yani o da belgesini aldım, onu da meclise şey yapacağım, takdim edeceğim. Herhangi şaka gibi yani ağlanacak halimize gülüyoruz yani gerçekten. Yani herhangi bir yasa veya somut bir olay vesaire zikredilmiş değil. Öyle kanaat getirmişler. Şimdi KHK'lar tabii hukuk dışı bir uygulamadır. Ben bir de canlı örnek olduğum için kendimi de şimdi takip ediyorum. Mesela 2 seneyi aştı benim o itiraz dilekçem. Henüz bir yanıt yok. Evet. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na 13 Eylül 2017'de müracaat etmişim. 2 yılı devirdik yani. Herhangi bir cevap yok. Açıyorsunuz, incelemeniz devam etmektedir diye şey yapıyor. Yargıya gidemiyoruz. Bakın, hukuk devletinin özelliği şudur, yani icra, yani yürütme, yani hükümet, evet. Halkımızın anladığı dilde. Hükümet bir şeye karar verdiğinde bu verdiği kararın yargıya götürülüp bir itiraz yolunun açık olması. Evet. Yani sizin bir bahçenizin bir kısmını istimlak eder, siz dersiniz mahkeme, yani bu istimlak haksızdır ya da raiç bedel üzerinden değildir. Hukuk devleti böyle işler. Beni işten atar, peki attın, yargıda hesaplaşalım. Bu benim 4. atılmam. Yani canlı örnek olmam burada bana da çok şey öğretiyor. Ben 3 defa da 90'lı yıllarda atıldım. Evet. Mazlum der, yani insan hakları mücadelesi yüzünden. O dönemde 3 ana konu vardı. Sistematik işkence vardı ülkede. Kürt kimliği sorunu vardı. Bir de başörtüsü sorunu vardı, hatırlıyorsunuz. Belki şu anda sizi ihraç edenleri o dönemde savunmuşsunuz. Yani işte, yani şöyle diyelim, yani bizi eski rejimde ihraç etti, yeni rejimde. Aslında rejim değişmemiş belki de bu. Biz aynı şeyleri savunmuşuz. Biz hala benzer şeylerle uğraşıyoruz, evet, dikkat edin. Yani maalesef. Yine
eskisi kadar yoğun olmasa da işte siz de duyuyorsunuz içeriden hapishanedeki, cezaevlerindeki ya da tutuklular üzerindeki işkence veya kötü uygulama şikayetlerini. Biliyor, size de geliyor. Çok geliyor. Çok bu konuda soru önergesi vermiş. Şimdi işte mesele budur. Hukuksuzluk. Hukuksuzluğun bir boyutu da şudur. Bu insanların, bizim 140 bin kişi yaklaşık, isimlerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir de kanunlaştırıldık. Yani biz isim olarak da resmi gazetede de basıldık yani. Bu çok enteresan bir durum. Halbuki biliyorsunuz kişi üzerine veya topluluklar üzerine şu bu kanun şey yapılamaz, çıkartılamaz, bina edilemez. Hukukun çok temel kuralları ihlal ediliyor. Ben yaparım zihniyetindeler ama tabii bu sürdürülebilir bir şey değil. Vatandaşlarımız bu konuyu bile bence yeni yeni kavramaya başlıyorlar. Çünkü o kadar müthiş bir örtücü propaganda var ki eskiden olsa bizi toplarlar, bir toplama kampına muhtemelen götürürler. Terörü arkasında tutarlardı. Hani bunlar 100 sene, 150 evet, sene evet. önce olabilse. Ama bugün artık dünyada değil mi, iletişim çok güçlü. Herkes her tarafa şey yapabiliyor. O yüzden bizi elektronik olarak bir toplama kampına aldılar. Yani devlet sisteminden ihraç ettiler. Bir yere gidiyorsunuz, işte önce pasaportumuza el koydular. Yani milletvekili seçilmeseydim benim pasaportum olmayacaktı hala. Ve buna itiraz edecek bir merci de yok. Bakın bu çok bu çok kötü bir şey. Düzelteceğiz. Yani el birliğiyle mücadelemiz devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek. Bu işi sürekli gündemde tutacağız. Ve bu işi yani ya iktidar düzelecek, onlar düzelmezse ülkeyi düzeltmezler. Biz onları gönderip biz düzelteceğiz. Peki siz mesela iktidar vekilleriyle bazen kulislerde görüştüğünüz zaman, bunları dile getirdiğiniz zaman onlar ne diyor? Kişisel görüşmelerde onlar da aşağı yukarı bizim düşündüğümüzü düşünüyor ama AK Parti içinde aşağıdan yukarıya bilgi akışı yok. Bu uzun zamandır kesilmiş vaziyette. Aslında kendi partilerini çökerten de bu oldu. Aşağıdan yukarı bilgi akımının kesilmesi. İlk zamanlar ne kadar muhalif olsak da bu konuda sistemli çalıştıklarını evet. siz de takdir edersiniz. Yani bu şekilde iktidara geldi. Başarıları böyle iktidara. Şey oldu. Bence siyasetçinin yapması gereken de olur. Yani araziden meseleleri adeta meselelerin toplamını yakalamak ve onu meclise ve yasama organına ya da her neyse yürütme organı vasıtasıyla çözüme ulaştırmaya çalışmak. Ama şimdi onu yapmıyorlar. Şimdi yukarıdan aşağı tek kanal bir bilgilenme var. Tek kanal var. Tek kişi konuşuyor. Ve onun dedikleri haşa bir nas gibi adeta kabul ediliyor. Tartışılmaz kabul ediliyor ve uygulamaya geçiliyor. Bu sistem AK Partililerin başına çöker. Hiç ehli vicdan kimse yok mu? Yanlış yapıyoruz, yanlış yoldayız diyen yok mu acaba? Var. Ben şimdi dışarıdan bakıyorum. Sayın Mustafa Yener oldu. O da şu anda hedef. Kimine hedef olmuş. Tabii yani ama kendisine mesela geçen gün infaz görüntülerini eleştirdiği kanadı doğru olmadığını ile ilgili bir tweet attı. Yine yorumlar yani akla, hayale, vicdana sığmayacak tehditler vesaireler. Yani bir de öyle bir şey var. Acaba o yüzden mi çekiniyor mu, korkuyor mu, iktidarını kaybediyor mu? Hayır, ben korktuğunuza korkmadığı belli. Yani. Yok, onu kastetmiyorum. Susanları kastediyorum. Yani şimdi o tip bir yargıda bulunmak da istemiyorum ama sistem öyle. Zaten belki de seçilenlerin büyük bir çoğunluğu çok fazla itiraz geliştirmeyecek insanlardan yani, da şey yapmış, derlenmiş olabilir. O profilleri. O profilleri tercih edilmiş olabilir. Ama bu Türkiye'nin de kötülüğü nedir? AK Parti'nin de kendilerinin de kötülüğü nedir? Zaten küçülme sürecine girdiler. Yani çünkü siyaset bu tip şeyleri kabul etmez. Evet. Peki hocam bu KHK'liler için tavsiye önerileriniz nedir? Halktan beklentileriniz nedir? KHK'lilerin kendilerinin ne yapması gerekiyor? Tabii burada biz KHK'lılar varız. Bunun dışında işte harp okulu öğrencileri var.
o çeşitli kademede askeri elemanlar var. Bunların hepsini bir arada düşünmek durumundayız. Herkes ilk önce kendi hukuki mücadelesini yürütecek. Yani mahkeme açma fırsatı olduğu an mahkeme açacak, dava açacak ki hukuki kazanımlarımızı kaybetmeyelim. Yani o yolda ilerlemeye devam edelim. Bunun dışında işin sivil toplum bazında mücadelesi var. KHK'lılar bayağı örgütlenmiş vaziyette. Diğer sivil toplum kuruluşlarında da bu dayanışma içerisinde bu meseleyi anlatmaya çalışacaklar. Üçüncüsü politik kısmı, siyasi mücadele kısmı var. Onu da biz ve siyasetin içinde olan insanlar, bu da zaten muhalefet partilerinin hemen hemen hepsinin desteğini alıyoruz. Orada bir şüphemiz yok. Ama bunu iktidar partisine bir anlamda artık bu sistemi değiştirecek yasal uygulamaları da gündeme getirmek de bir anlamda siyasi baskı yapmak olarak görüyorum. Ya şurada ben şu eksikliği görüyorum sanki. Mesela KHK'lerde neredeyse bütün farklı dünya görüşlerinden insanlar var. Evet. Yani iktidar görüşü hariç bütün farklı etnisitesi olsun, dini, mezhebi aidiyeti olsun, parti aidiyeti olsun her biri bir şekilde ihraç edilmiş. Yani Kürt aidiyetine sahip insanlar da var. Evet. İşte sol, sağ ne deseniz var. Acaba bu anlamda bu fikirler arasında ortak bir mücadele, ortak bir payda yeterince gelişmiş mi? Yoksa mesela ben açık söyleyeyim, Twitter'da atıyorum A mağduriyetini paylaşıyorum. Bakıyorum sadece A mağduriyetine mensup insanlar ilgileniyor, RT yapıyor. B sınıfına ait mağduriyetleri paylaşıyorum. Bakıyorum sadece B sınıfına ait kişiler ilgi gösteriyor. Bu konuda biz derken hani ben elimden geldiğince mağduriyetlerin sözcüğünü yapmaya çalışıyorum. Giderilmesi için. Biz mağdurlar da bu konuda biraz eksik değil miyiz? Tabii ilk başta baştan beri üzerinde durduğum nokta şu, ben bir akademisyen olarak atıldım. Ama bunu sadece akademisyenlerin meselesi olarak görmek ve gerisiyle ilgilenmemek evet, çok büyük bir problemdir. İlk önce bunun altını çizdim ve hala çiziyorum. Elimden geldiğince hangi meslek grubundan olursa olsun, hangi sosyal katmandan olursa olsun, hangi etnisiteden geliyorsa gelsin, benim için herhangi bir değişken anlamına bile gelmiyor. Evet. Mağduriyeti tek başına ele alıyoruz. Evet, söylediğinizde haklısınız. Belki de burada bir çatı organizasyona belki de ihtiyaç var. Bakalım işte bir anlamda da kervan yolda düzülüyor. Yani tecrübeyle bazı sıkıntıları öğreniyorsunuz ve yola devam etmeye çalışıyorsunuz ama ben o konuda hemfikirim. Hiç kimse bir başka grup siyasi olarak, mesleki olarak, sosyal zümre olarak kendinden farklı gördüğü bir kesimi bu konuda dışta bırakmamalı. Bütün mücadeleyi bir hak mücadelesi olarak görmeli. Zaten öyle olmasa da bir netice elde edeceğini zannetmiyorum. Çünkü evet, zaten bizi şucu bucu diye birbirimize ötekileştirmişler, birbirimize ayrıştırmışlar, birbirimize düşmanlaştırmışlar. Bakıyoruz hepimiz mağduruz. Hala o şucu bucu kavramlarını, kalıplarını yaratanların o oyunlarına mı hizmet edelim? Hala görmeyelim yani büyük tabloyu, esas tabloyu görmeyelim. Ya büyük ölçüde tabii görülüyor. Bu çok kısmen büyük, evet, çok büyük bir ders çünkü. Yani evet. Çok farklı ve gerçekten çok katı yapıdaki çevrelerden gelen insanların bir anlamda gözü açıldı. Yani aslında zulmün de adaletin de evrensel birer şey, nasıl söyleyeyim, kavramdan da öte pratiğinin evrensel olduğu görüldü. Yani zulüm herkes için zulüm. Aynen öyle. Şöyle en azından zulüme zulüm demeyi büyük ölçüde şey yapıldı, başarıldı. Keşke bu musibetler yaşanmadan bu evet, zihin durumunda olsaydık.
Ama olsun, daha hala kapalı duran, yani kendi içine kapanmış KHK'lılar var. Ben onlara sık sık sesleniyorum. Yani ayağa kalkmalı, bir an önce hayata başka bir yoldan devam etmeli. Hayat devam ediyor ve bu mücadeleyi de bir taraftan götürmelisiniz. Evet, yani evet, gerçekten ciddi anlamda da kararlı. Çünkü mesela birebir şahit olduğum örnekler var. İşte ya biz bilmiyorduk, meğerse siz de yıllardır zulme uğruyorsunuz, uğruyormuşsunuz. Bizim başımıza gelecek zamanlar. Tabii tabii, birçok meseleyi bundan sonra, tamam bunlar keşke, yani he, insani tecrübedir. Yani neticede hepimizi bir anlamda olgunlaştıran, hı-hı, yaşadığımız başta, eğer ders çıkartabiliyorsak, yaşadığımız acılar ve sevimsiz olaylar. Önemli olan dayanışma içinde yola devam etmek. Kesinlikle. Peki hocam, malumunuz, siz şu anda aktif milletvekili olduğunuz için daha iyi biliyorsunuz. Cezaevinde özellikle hasta insanlar, cezaevinde kalamaz raporu olduğu halde hala tutulanlar, bu şekilde vefat edenler, işte 864 çok bebek olduğu anneleriyle, hamile kadınlar olduğu ve bunların kanuna uygun, yani temel, hani cezaevindeki temel hak ve hürriyetlerinden de mahrum edildiği, birçoğunun hastaneye çıkarılmadığı, geç çıkarıldığı, kimi geç çıkarıldığı için vefat ettiği haberleri sürekli önümüze düşüyor ve sürekli bize bu tür şikayetler geliyor. Sizlere daha çok geliyordur. Yani nedir bu? Yani bir sistem, bir rejim, bir iktidar ya da vatandaşına, yurttaşına düşmanca muamele edebilir mi? Nedir bu? Şimdi bakın, ne de güzel bir zamanlama oldu. Yargı reformunu dün ilk paket bitti. Birinci ve ikinci bölümde dün gece geç saatler, daha doğrusu bu sabahın erken saatlerinde bitti. Şunu söyleyeyim. Bu ülkedeki cari mevzuatla bile aslında bu ülke insani, evet, bir şekilde yönetilebilir. Buna bakış açısı da önemli. Dedi ki burada bir uygulama sorunu var. Esas hadise burada bir uygulama sorunu. Şimdi o kanunları, işte siz doğum yakın anneyi ya da doğuma yakın anneyi ya da ruhsallık dönemindeki anneyi, ağır hastaları, cezaevinde kalamayacak raporu olan hastaları, bunlar kanunda belirtilmiş de bunlar siz cezaevinde tutamazsınız. Fakat buna rağmen tutuyor. Buna rağmen tutuyor. Yani söylemek istediğim şu, Türkiye'deki esas mesele şu kanunda, şu kara kaplı kitapta yazanın uygulayıcılar tarafından uygulanmaması. Yani ve bunlar, ben bu konuda daha önce de söyleyeceğimi söyledim. Bana diyorlar ki tehdit mi ediyor? Hani tehdit etmiyor. Tehdit mi ediyorsun? Hani tehdit etmiyorum. Diyorum ki bunlar sizi kullananlar tarafından kısa bir süre sonra sizin önünüze konacaktır. Yani sizi harcayacaklardır bu dosyalarda. Bu konuda şey yapayım. O yüzden hukuku uygulayın. Aynen öyle. Hukuku, size hukuk dışı şifahi emir veren insanlardan yazılı emir isteyin. Aynen öyle. Yazılı uygulama isteyin. Anayasaya ve yasalara karşıysa karşı yazı yazın, gene uygulamayın. Tabii. Bu Türkiye'de ancak bu mentaliteyi yerleştirdikten sonra biz hukuku rayına oturtabiliriz. Konu devletin bütün kademelerinde uygulanan bir konu ama tabii cezaevlerinde olduğu için de öncelikli bir konu. Bununla da mücadelemiz devam ediyor. Gündeme getiriyoruz. Daha öte şeylerde inşallah düşünüp yapacağız elimizdeki dönemde. İnşallah. Ağzınıza sağlık. Son olarak bir de Hasankeyf konusuna değinmek, evet, istiyoruz. Bu konuda hani mevcut olup biten siyasi gündem süreç içinde tarihi, kültürel, ekolojik değerlerimiz yok ediliyor, kayboluyor. Süreç içinde diyorum ya, gündem içinde bunlar maalesef gerektiği kadar paylaşılmıyor, önemsenmiyor. Malumunuz Hasankeyf çok geçmişi uzun yıllara dayanan, binlerce, on binlerce yıla dayanan bir tarihi geçmişi var. Birçok medeniyete, birçok devlete, krallığa, beyliğe ev sahipliği yapmış bir yer. Ve o insanlar yaşamaya devam ediyor. O insanlar yaşamıyor. 12 bin yıldır yaşam var. 12 bin yıldır. Kesintisiz bir yaşam var. Moğollar dahi girdiğinde, evet, talan etmiş, yapmış. Ama yine doğru. Evet, ama
insanlar hayatta anda devam. Yine insanlar orada yaşamlarını sürdürmeye devam etmiş. Yani bir ülke kendi tarihi, kültürel değerlerini böyle yıkabilir mi, yok edebilir mi? Birincisi zaten anayasa bunu normalde anayasaya aykırı. Anayasaya aykırı olduğu halde dünyanın gözü önünde şu anda iş makineleri çalışıyor, dinamiklemeler yapılıyor. Tarihi, kültürel varlıklar şu anda yok ediliyor dünyanın gözü önünde. Dünya da sessiz kalıyor, muhalefet de açıkçası sessiz kalıyor. Nedir yani, ne yapmamız gerekiyor? Yani hani sizde de şu yayın öncesi sohbetimizde hafızamız tabii tekrar canlandı. Evet, yani objektif ölçütlere vurduğunuzda aslında bu hani tarihsel miras denilen ya da kültür mirası denilen kriterlerin 10 tanesinden 9'unu evet, taşıyan, dünyada bu tek özellikleri taşıyan, evet, ya tektir ya çok az sayıda, birkaç evet, tane. Aynen, belki birkaç işte İnkalarda, Azteklerde falan evet. Oralarda görülebilecek, çok eski medeniyetlerde görülebilecek özellik. Yani geçmişte orası yani Persleri görmüştür, yani Bizans'ı, Selçuklu'yu, Osmanlı'yı, evet. Daha önceki Uygarlıkları da, Asurlar, bunları da görmüş ve tabii ki bölgenin mümbit bir alanı, çok önemli bir alanı, önemli bir havzası ve orada aslında medeniyetin ilk çıktığı yerler orası. Doğru. Oradan biliyorsunuz, evet. Mezopotamya havalisi ve düşünün orada işte yıllarda gelen bir insan topluluğu yaşıyor yani kesintisiz orada hayatına devam etmiş. Şimdi ekolojik şeyleri, etkileri, oraya su doldurma tamamlandığı zaman işte doğa örtüsündeki palamut üretiminin bundan etkileneceği gibi bir takım bilgiler var. Hasılı insana bakışı bu olan, az önce konuştuklarımız olan bir kafanın, bir zihni Hasan Keyfe bakışını daha farklı beklemiyoruz. Ama el ele verip bizim de oradaki bu probleme acil bir çözüm bulmamız gerekiyor ve bunu gündemde tutmamız, buna getireceği kârı bir tarafa bırakıp orayı koruma altına alıp başka bir çözüm bulmamız bence uygun olur. Bunun yanında, Hasan Keyfi'nin yanındayız, bunu söyleyebiliriz. Sağ olun. Sayın Vekilim, şöyle bir şey mesela, hani Sudan'da Sevakin Adası var. Diyorlar ki o tarihi kültürel adayı biz imar edeceğiz, evet, ihya edeceğiz. Evet, evet. Neymiş efendim? Çok tarihi kültürel değeri varmış falan. Hani sormazlar mı adama? Ya sen dünyada tek, yani nevi şahsına münhasır 9 kriter mirası taşıyor. Sen orayı imha ediyorsun, yapıyorsun, yok ediyorsun. Kalkıp diyorsun ki ben işte Sudan'ın Sevakin Adası'nı turizme, tarihe, kültüre kazandıracağım. Ona da karşı değiliz. Değiliz, kazandıralım tabii ki. Dünyanın her yerindeki kültür tarihi bizimdir. Burası medeniyetin başladığı evet. Havza. Bunu belki anlatmak lazım. Bakış açısı. Her şeyi bakın parayla ölçüyorsanız, gerçekten hayatla, evrenle, yaratıcıyla, Allah'la bir problemimiz var demek. Allah fıtrat akıl fikir versin diyelim ve bir de Sayın Vekilim şöyle bir durum var, hani para enerji diyorlar da 50 yıllık enerji falan diyorlar. Oysa ki sizin de malumunuz, bugün teknoloji çok ilerlemiş. Güneş panellerinden enerji elde ediliyor. Rüzgar türbinlerinden enerji ediliyor. Ve Raman dağları, yani Hasan Kef'in etrafındaki dağlar çokça yüksek, çok rüzgar alıyor. Artı Türkiye'de en çok güneş alan iki il, bir Batman'dır, bir Urfa'dır. Yani güneş panelleriyle ve rüzgar türbinleriyle o enerjiden elde edecekleri enerjiden kat be kat daha fazla enerji elde etmek mümkün ve daha ekolojik, doğaya da zararsız bir enerji elde etme türü. Şimdi kalkıp diyorlar ki işte 3-4 kültürel varlığı taşımışlar. Dünyanın parasını harcayarak Hollandalı firmalara vermişler, taşımışlar. İşte sanki bütün Hasan Keyfi taşıyorlar, imajı vermek istiyorlar. Öyle bir şey de yok.
Hasan Kefi taşıyacaklarına barajı taşısınlar. Yani günümüz teknolojisi, günümüz i̇şte dünyası. Ben de o tip bir çözümden yanayım. Yani Hasan Kefi şey yapmadan, oya zarar vermeden başka bir çözümün bulunabilmesinden yanayım. Gerekiyorsa karın belli bir miktarından da vazgeçilebilir. Yani geçilebilir. Orası tam anlamıyla kültür ve turizme de kazandırılırsa yine bu enerjinin kat be kat fazlası yine gelir elde edilebilir. Siz yanılmıyorsam yurt dışında da yaşadınız. Evet. Sayın Hocam şöyle, mesela Amerika'da Green Park galiba, yanlış hatırlamıyorsam. O da baraj yapılmak istemiş. Son aşamaya gelince STK'lar, kamuoyu çokça tepki vermiş. Son anda iptal etmişler ve Milli Park'a dönüştürmüşler. Bu Hasan Kef için de pekala mümkündür. Çünkü olanla ölene çare yok. Henüz ölmedi, henüz yıkılmadı, henüz sular altında. Evet. Milli Park ilan edilir. Milli şey, ne diyorlardı? Millet Bahçesi. Yani bu tip uygulamalar ya, korusunlar gibi. Korusunlar da. Ne isim veriyorsa artık razıyız. Milli yeter Park ki yok olmasın. İlan edilebilir ve koruma altına alınabilir. Ben Hasan Kef'in arkasındayım, bunu söylüyorum. Ezelden ebede Hasan Kef diyoruz. Hasan Kef yok olmasın. Nasıl ki atalarımız bize bu kültür, tarih mirasını koruyarak emanet etmişse, devretmişse, bizim de bunu torunlarımıza, gelecek nesillerimize aktarma görev ve sorumluluğumuz var. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Katıldığınız için, renk kattığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Sizleri de Hasan Kefe, Batman'a, Mardin'e, Mezopotamya'ya bekliyoruz inşallah. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar.